Bugün biraz şu chartlardan e, yani bu e, grafiklerden biraz kendimizi geriye atalım. Birazcık trader psikolojisini konuşalım. Hatta şöyle diyorum ben, algoritmik trade mi yoksa manuel trade mi daha çok para kazandırır? Hatta biz hangisine daha yatkın bir traderız? Yani manuel mi trade edelim yoksa herhangi bir algoritmayı satın alıp da o şekilde mi trade edelim? Yani alım satıma girelim. Manuel trade yani bizim e, ekran başında kendi duygularımızla e, herhangi bir işlemi açıp o duygularla beraber o işlemi sürdürüp hatta o duygularla beraber o işlemi karlı veya zararlı kapattığımız işlemler çünkü manuel ekranın başında veya telefonla herhangi bir şekilde yaptığımız işlemler duygularımızın altını özellikle kalın çiziyorum çünkü çok önemli bir konu yani manuelle algoritmik yani sistem trading'i ikisini birbirinden ayıran bence tek nokta insanların duyguları. Çünkü biz insanlar duygularıyla yaşayan, umutları olan insanlarız. Yani düşünün insanın herhangi bir korkusu veya umudu olmazsa o insan yaşayamaz. Yani şöyle örnek verecek olursak insanın korkusu olmazsa camdan aşağı atlar yani. Niye? Korkusuz. E ne oldu? E öldü. Ne oldu? Ölecek yani. Korkusu olduğu için kendini koruyor ve umudu olduğu için örneğin işte şu anda işte korona var. Bir umudumuz var bu geçecek. E bu umudu bizde olmazsa bu umut bekleriz ki geçmeyecek. Ondan sonra kendimizi umutsuz bir şekilde su veririz Hiçbir şey istediğimiz gibi gitmez. Bu duygu, bu duygular size girdiğiniz işlemlerde de yanınızda olacak. Sizi zaten bir sağdan bir soldan bir sağdan bir soldan vurup hırpalamaya başlayacaklar. Ve işlemlerinizde sizi rahat bırakmayacaklar. Yani karda da otursanız rahat bırakmayacaklar. Zararda da otursanız gene rahat bırakmayacaklar. Piyasada bir kere işlem yapanların yani traderların en büyük düşmanı kendileri, başka kimse değil. Yani çünkü başka kimse yanında yok. Yani zaten olmaması gerekir. O aşk, o ayrı bambaşka bir konu. Yani yanında eğer ki birinden tüy alıyor veya birinden fikir alıyor, birinin fikirlerini yapıyorsa, birinin fikirleriyle işleme giriyorsa o bambaşka bir konu. Onu zaten trader demiyorum ben ona. Yani veya alım satımcı demiyorum ama bambaşka bir şey. Yani kaybetmeye mahkum biri. Örneğin ...girdiği girdi bir pozisyondan işler kötü gidiyor. Zarar etmeye başlıyor ve zararları giderek büyüyor. E ne düşünüyor insan? Yani siz, ben, o bu ne düşünüyoruz? Diyoruz ki bu pozisyon bir yani elbet dönecek yani. Dönecek ve ben artık bu pozisyondan en azından zararlarımı sıfırlayıp yani ne kar ne zararla çıkacağım. Veya düşünüyoruz ki işte bu, bu kadar artık düşmez, bitti. Yani bitecek elbet sonunda. Çünkü umudum var benim. Elbet dönecek ben de kar etmeye başlayacağım. Ve bu şekilde zararda oturarak umut umut bekleyip zararda oturarak zararlarımız devamlı 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 büyüyor, büyüyor, katlanıyor. Yani bir kar topu gibi artık onlardan e, kurtulamayacak duruma geliyoruz. Ondan sonra da zaten ne oluyor? Bir yerde artık diyoruz ki bu kolu keselim artık yeter bıktık. E, bir an önce çıkalım şu pozisyondan. E, yoksa zaten elimizdeki avucumuzdaki ne varsa gidecek. Bir de bunun tam tersini düşünelim. Diyelim ki piyasada işler çok iyi gidiyor. Kar ediyoruz. O sırada gene duygular. Yine hiç durmadan yapışan duygular gene bastırıyor bizi. Bu sefer umut değil bu sefer korku. Niye korkuyoruz? Çünkü ya zaten 40 yılın başı bir kar ettik. Şimdi bunu da elimizden alacaklar. E burada kapatalım bunu artık ben yani gitmez bu deyip ne oluyor işte e, girdiğimiz pozisyonlar işte ne kadar risk aldıysak onun çok çok azını alıp hemen kenara çekiliyoruz. Niye? Kar ettik. yani süperiz. Alkışlayalım kendimizi. Bu şekilde korkularımız da orada yani karda oturamayıp kaçıyoruz. Duramıyoruz o pozisyonda. E çünkü neden? işte bu bizim duygularımız. Bu bizim insanoğlu olmamız. Bu bizim insan olmamız. Başka türlü zaten işte yaşayamayız. Bu iş onun için insan duygularıyla yapılacak bir iş değil. Makine gibi olmanız lazım. Yani hiçbir duyguyu işin içine katmamanız gerekiyor. Peki bir de şöyle düşünsek, işte bu algoritmik trading yani işte bu makineler, robotlar ne yapıyor? E hiçbir duyguları yok. Nerede işleme girecek, nerede işlemden çıkacak? Her şey belli. Duyguları yok. Korkmuyor, umudu yok, korkuları yok. Ne yapıyor? Nerede girecekse orada giriyor, nerede çıkacaksa orada çıkıyor ve insanların alım satım yaptığından çok çok daha üstün duruma geçiyorlar. Neden? Hiç korkmuyor hiçbir şeyden. E peki biz ne yapıyoruz? Ekran başında trade ediyoruz veya işte telefonla ediyoruz veya işte bilmiyorum eskiden biz telefonla da arardık broker'ı. O şekilde işte alım satım yapıyor. O daha iyiydi en azından fazla bakmıyorduk ekrana. Şimdi ekranlar o kadar fazla ki yani siz o ekranda fiyatların oynadığı zaman o duygular devamlı sizde duracak. Hiç 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 onlardan kopamayacaksınız. İyi bir trader olmak için en başta duygularımızı kapatmamız lazım. Yani o e ekrandan eğer duygularımız bizi zorluyorsa o ekranda oturmayacağız. Manuel trade ediyorsak şöyle düşünebiliriz. Ben diyelim ki manuel trade ediyorum, ekran başındayım, girdim pozisyona ve ben sıkıntılıyım çünkü duygularımı kontrol edemiyorum. O fiyat iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor. Ve ekran başında yani ben ter döküyorum. Bunu böyle yapmayacağız. O zaman bu şekilde trade ediyorsanız direkt pozisyona girdikten sonra ekranı ekranı her şeyi kapatıp gideceksiniz. Zaten stopumuz belli bir yerde vardır. İşler kötüye gidince orada da zaten o pozisyondan çıkacağız. Bu şekilde belki kendimizi kontrol edebiliriz. Bir de bu duyguları rahat bir şekilde kontrol etmemiz için taşıyamayacağımız yükü üstümüze almamız lazım. Bu kesin. Yani girdiğimiz işlemde mutlaka zarar stopumuz belli bir yerde olacak. Biz ne kadar para kaybedeceğimizi bileceğiz arkadaşlar. Yani şimdi işleme girdikten sonra ben ya işte işler kötü giderse ben şuralarda falan çıkarım diye bir şey yok. Nerede çıkacağımızı çok iyi bileceğiz. Yani ben 1 lira zarar ederim bu işlemde diyeceksiniz ve 1 lira zarar edeceksiniz. İşler kötü giderse. Onun için kafanız da rahat olacak. Ne kadar zarar edeceğinizi bileceksiniz. Ona göre işleme gireceksiniz ve bu duyguları daha da böyle üstünüzden bertaraf etmeye başlayacaksınız. E bir de algoritmik olarak sistem trading'i düşünelim. Hiçbir duygusu yok. Ya sistem trading yani hani Böyle mükemmel bir sistem zaten yok. Öyle bir sistem yok. Girdi her pozisyonu kazanan sistem mümkün değil. Öyle bir sistem olamaz. Çünkü öyle bir sistem olsa zaten piyasada para bırakmaz. Bütün hepsini o kazanır. Öyle bir sistem yok. Zaten siz öyle bir sistemi de bulamazsınız. Yani en iyi ihtimalle en iyi satın alacağınız bir sistem veya yazdırabileceğiniz bir sistem %50-50'dir. Yani %50 kaybeder %50 kazanır. Şöyle de düşünmek lazım iyi bir yüzde yani bence yüzde 50-50 kazanan bir sistem çok güzel bir sistem. Yani iyi para bırakır. Ama sizin o sistemi satın almanız zor. Yani ben şöyle diyebilirim. Yani çok 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 büyük ücretler, çok 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 büyük paralar istenir ki bir de şöyle de düşünebilirsiniz. Düşünün yani adamın bir tane sistemi var ve çok güzel para kazanıyor. İşte yıllık kazançları güzel. Ya bu sistemi Adam gelip sana satmaz yani açıkça söyleyeyim yani kimse satmaz o sistemi veya satarsa bile yani çok çok az kişiye yüksek ücret isteyerek satar ki zaten dağılmaz. O da alan kazanır, öbürü de kazanır. E şöyle düşünebiliriz mesela. Mehmet amcanın aşağıda dükkanı var. Mehmet amca iyi para kazanıyor, iyi kar ediyor. Dükkanı güzel, yeri güzel. Ve şimdi Mehmet amcanın dükkanını 3 kuruşa alabilir misiniz? Veya Mehmet amca o dükkanı size satar mı? Bence satmaz satsa bile yani sizden çok mükemmel bir para istemesi lazım. İyi para ister yani. Öyle bedavaya verilecek dükkan değil o yani. O yüzden iyi yazılmış algolar veya iyi yazılmış sistemleri böyle çok ucuza vesaire işte bulamazsınız. Hani bakıyorum bazen şeye e, e MetaTrader'ın içinde işte Expert Advisor var. Orada satıyorlar yani 20 dolar, 10 dolar, 5 dolar. Ya size kimse 10 dolar o et 100 dolara 1500 dolara da bence yani iyi bir sistemi mümkün değil vermesinin. Bunu bir kere aklınıza koyun yani. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Sizin çok güzel bir sisteminiz vardır ama duygularınızı kontrol edemiyorsunuzdur ekran başında. Çünkü geliyordur ve eliniz ayağınız birbirine dolaşıyordur. Karda oturamıyorsunuzdur. Zararları kesemiyorsunuzdur. E bu şekilde gidip bunu sistem trading algoritma olarak yazdırabilirsiniz bir kodöre yani bir programcıya. Ama bunun da ücreti çok yüksektir. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. E, peki diyelim ki biz e, ben manuel trader'ım mesela. E, sen de ile yani sistemik, sistematik bir trader'sın. Yani hiç duygusallık yok. E, Sistemin var. O trade ediyor. Sen de zaten çekilmişsin kenara. Hangimiz daha fazla kazanacağız? Sen mi ben mi? Şimdi ikisinin de avantajları var, dezavantajları var. Şimdi şöyle düşünürseniz algoritmaların duyguları yok. Çok büyük avantaj. Yani en büyük avantajı o. Başka hiçbir avantajı yok. Çünkü algoritma ne avantajı olabilir ki size? Düşünsenize. Ne yapması gerektiğini ben söylüyorum ona. Yani diyorum ki burada gireceksin, burada çıkacaksın. Karım şu kadar olursa iş süren stoplarla işte bunu takip edeceksin. Düşerse burada stop olacaksın. E, fiyat buraya gelirse buradan alım yapacaksın. Daha da kötü giderse buradan çıkacaksın. E ben bunların hepsini kodlamışım ona. E benden ne farkı kalıyor? E zaten ben bu işi biliyorum. Tek farkı duyguları. Yani siz 50 tane grafiği açın. 50 tane çizgi çizin. Altına üstüne her tarafını karalayın. Hiç fark etmez. Önemli olan o <laughs> masaya oturduğunuzda o kaşınızın gözünüzün oynaması. Yani bir masaya oturduğunuzda ne bileyim ben poker oynadığınızda biriyle eğer ki kaşınız gözünüz oynuyorsa o adam bilir zaten elinizde ne olduğunu. Çünkü duygularınız var, oynar. Oynamak zorunda. Onun için işler işte tarafını takıyorlar, gözlük takıyorlar, şapka takıyorlar, ağzını bununla kapıyorlar falan vesaire. Bu bakımdan sadece algoritmanın sizden üstünü duyguları olması yoksa her şeyi zaten biz söylüyoruz ona. Daha mı iyi para kazanır? Daha mı fazla para kazanır? Ben mi daha fazla para kazanırım? Eğer ki duyguları kontrol eden bir tradersanız aynı kazanacaksınız. Hiçbir şey fark etmeyecek yani. Ne derler büyük sayılar kanuna bakarsak zaten ortalamanız aynı olur yani onunla. ama duygularınızı kapatırsanız duygularınızı açarsanız zaten o sizden daha iyi trade etmeye başlar. Hem manuel trade yapan bizler olsun işte veya işte algo ile trade eden insanlar olsun. Hem kazançlı hem kayıplı periyotları olacaktır yani algo her zaman kazanmayacak. Yani en kral algo bile 50 yapacak. Onun için onun da kazançlı zamanı olacak, kayıplı zamanı olacak. Bizim de mesela manuel trade eden sizler siz de olabilirsiniz. Sizin de kazançlı veya kayıplı periyotlarınız olacak. Bunun üstesinden geldikten sonra algoritmalar kadar siz de çok çok rahat kar edebilirsiniz. Eğer ki bana soracak olursanız hangi sistem bizim için ideal? Ben herhangi bir tecrübeniz yoksa bu işte yani bir zaman geçirmediyseniz gerçek parayla işlemler yapmadıysanız özellikle bu demo hesapları vesaire boş işler. Çünkü <laughs> özür dilerim demo hesapta sizin psikolojiniz yok yani duygularınız yok yanınızda. Çünkü bedava 100 bin dolar bilmem ne açmışlar size demo hesap alıp alıp satıyorsunuz içinde duygu yok. Önemli olan cebinizdeki paranın gidip gelmesi cebinizdeki paranın eksilmesi veya cebinizdeki paranın artmasıyla gelen duygularla sizin ona başa çıkıp çıkamayacağınız. Onun için yeni başladıysanız ben kesinlikle sistem trading öneriyorum ama işte bunun bulunması, alınması işte çok sıkıntılı. Onun için işiniz gerçekten burada zor. Ben hani bana dersiniz ki siz, sen ne yapıyorsun işte sen hangi tür trade ediyorsun? Ben uzun yıllar manuel yaptım ama yani şimdi otursam gene manuel yapıyorum. Hiç fark etmez. Ama sistem kullanıyorum. Çünkü benim ekran başında vakit geçirmeye pek şeyim kalmadı. Yani bu ekranın başında bu kadar zaman geçirmek kötü yani. Daha çok çoluk çocukla bilmem ne gezmeniz işte dolaşmanız varken veya başka kitap okumak bilmem ne ne bileyim hobilerinizi yapmak varken bu ekranın başında bütün gün boyunca ben oturmuyorum. Onun için kendim sistemlerimi yazdırdım onlar kendi kendine yapıyorlar manuel tradeden arkadaşlara da tavsiyem kesinlikle duygularını bu işe katmamaları bunun için de zaten işte özel videolar çekeceğim bu duyguları içine katmadan nasıl alım satım yapabilirsiniz bu duyguları mutlaka kontrol altına alacak bir sürü şeyler var yani spor yapmanız bile yani bu duyguları Belki de bertaraf eder yani o kadar ee, bir sürü bir sürü işte psikolojik olarak kendinizi buna hazırlayacak çok şeyler var. Ee, büyük ihtimalle hazırlayacağız yani yapacağız yani ee, onları da. Özet olarak hangisi daha çok para kazandırır derseniz. Ee, şimdi ben ikisini de kullandım yıllarca yani kendi sistemi kendi yazdığım sisteminde ben biraz daha şanslıyım çünkü benim yeğenim büyüdü ee, yazılımcı oldu güzel de yazılımcı. Ben istediğimi o yazıyor bakıyoruz testine bakıyoruz bilmem ne güzel olursa kullanıyoruz yani ve uzun zamandır güzel de bir sistem yazdı bayağı yıldır, yıllardır kullanıyoruz. Hangisi daha çok kazandı yani ben daha önceler daha çok mu kazanıyordum şimdi mi daha çok kazanıyorum hiç fark etmedi. Ama benim ilk bu işe başladığımdan çok çok daha fazla kazanıyor algolar. Ama daha sonraki işte iş işte, tecrübe kazandıkça şu anda algo yapıyor ama ben benim manuelde yaptığımı ...gene aynı ay. Hiç farkı yok. Yani ben ne kadar kazanıyorsam o da o kadar kazanıyor. Ben periyotlarda ben ne kadar kaybediyorsam... ...o da o kadar kaybetti. Yani hiçbir farkı yok. Yeter ki siz kendi bu psikolojinize, bu duyguları... ...bunların üstünden gelmeniz önemli olan. Bugün o ekrana girmedik. Çizgileri çizmedik. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Herkes o çizgileri bekliyor. O ekrana geleyim. işte o çizgileri çizelim. İşte buradan girelim. Buradan çıkalım. Bazıları diyor ki... ...çok konuşuyorsun mesela... Hatta birkaç arkadaşımız demiş ki çok lafı geveliyorsun. Aslında benim bu lafı gevelediğim kısım o çizgilerden çok çok daha önemli. Bu lafı gevelediğim kısım %95-96-97 bence bu işin lafı gevelediğim kısım. <laughs> Özür dilerim. O %1-2-3'lük kısım o çizgiler. O çizgilerin aslında bakarsanız hiçbir önemi yok. Ya var aslında var ama yani hani sizin düşündüğünüz kadar bir önemi yok. Önemli olan bizim düşüncelerimiz. Bu işte işte o duygular onu kontrol edeceğiz. Onu da kontrol edeceğiz. Ee, bu videom bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Umarım olasılıklar ve şans sizden yana olur. Bay bay.